sevgili izleyicilerimiz. Farklı bir organizasyon için yine Olgunlar Futbol Turnuvası'nın düzenlendiği alandayız. Ancak bu akşam konu tabii ki Olgunlar Futbol Turnuvası değil, Gazze. Gazze'ye yardım amacıyla sevgili hocamız Mithat Şahin bir organizasyona yine imza atmış oldu. Bu konunun, bu projenin bilgilerini alalım kendisinden. Merhaba hocam. Merhabalar. Şimdi turnuvanın son zamanlarında, Sakarya Olgunlar Futbol Turnuvası'nın son zamanlarındaki Gazze'deki olaylar patlak vermişti. Şimdi Gazze'deki olayları izleyip de içi acımayan, üzülmeyen hiçbir Müslüman olamaz. Hatta hiçbir insan olamaz. Çünkü orada hakikaten İsrail'in yapmış olduğu yaşlı kadın, çoluk, çocuk demeden resmen bir katliamdır. O turnuvanın son günlerinde şekillenmeye başladı bu. Seyircinin potansiyeli, oynanan takımların izlenme oranı vesaire yükselince ve Hacı Arif Lokantası, özellikle bu ismi de belirtmek lazım. O abimizin adını tam olarak bilmiyorum Arif ama Yıldırım, Arif Yıldırım beyefendinin fikridir bu. O ortaya attı. Biz burada yiyoruz, içiyoruz, eğleniyoruz ama biz bu Gazze'dekiler için ne yapabiliriz fikriyle yola çıktı. Dedi ki böyle küçük bir turnuva yapabiliriz. Şimdi dört final oynayan dört takım dedik, bir arkadaşımızı da üzmüş olduk, onu da bir belirtelim. İmparator takımı yarı final oynayan takımlardan bir tanesiydi ve turnuvanın dördüncüsüydü. Biz o takımı, sanki final oynayan takımları buraya çağırdık onu çağırmadık gibi bir algı oluşmasın. O arkadaşımız da istekliydi, gönüllüydü ancak uygun olmadı. Ama işte Suev İnşaat, Gökhan Korkmaz Yapı, Modern Kuyumculuk ve Turport Denizciliği, Hacı Arif Lokantası. Bu dört takım bizzat resmi olarak dilekçeleriyle bana müracaat ettiler. Biz bu turnuvayı organize etmek istiyoruz dediler. Biz de bu dilekçeleri birleştirdik. En büyük mülki amirimiz olan kaymakamlığına yazdık ve bu tarihler için onay aldık. Resmi olarak biz bu turnuvayı yapacağız. İki günde elde edeceğimiz geliri de, bağışı da, kutularımız, her şeyimiz hazır. Bu dört takımın temsilcileri ve ben beşinci kişi olarak birlikte sayacağız. Efendim götüreceğiz. Kızılay'ın Gazze için açılmış bir hesabı var. Bu hesaba yatıracağız. Dekontunu da basınla paylaşacağız. Evet, kutlarım. Ve şunu da özellikle belirtmem lazım. Miktar konulmadı ama her buraya katılan takım çok ciddi anlamda, yani biz bunu açıklamayacağız, şu kadar bağışlamıştır demeyeceğiz ama öncelikle bence bugünkü hava da onu gösteriyor. Bu takımların katılım amacıyla vermiş olduğu paralar büyük bir meblağ ve bu organizasyonun bence gelirini teşkil edecek. Şimdiden o takımlara teşekkür ediyorum. Yaptıkları şeyin yerine ulaşacağını diyorum ya, resmi olan kuruluş Kızılay'ın bizzat bu amaçla açmış olduğu hesaba toplanan parayı yatıracağız Allah izin verirse. Tabii bu arada sizinle sohbet ederken tam karşımda yardım kutusu olarak giriş kapısı konulan kutuya hemen Adnan Şeker abimiz şu sırada parasını attı ve geçti. Çok güzel. Gördüğüm kağıt paraydı. Evet, evet. Ama kaç para olduğunu bilmiyorum tabii. Hiç önemli hiç değil. Önemli. 1 lira da olsa, evet, 1000 lira da olsa. Evet, evet. Burada evet, amaç gönülden önemli. Kopan çok evet, önemli. Efendim. Gönülden çok önemli. Hocam kutluyorum sizi. Teşekkür ederim. Yani çok bugün, güzel bir hareket. Bugün şunu da anlatayım. O kutuları biraz hani güzel yapmak için uğraştım odamda. Kendim yapmaya çalıştım. Bir beden eğitimi öğretmenim geldi. Benimle sohbet etmeye bir okulda çalışan arkadaşım gördü onları, ilk kutuya parayı atan da odur. Günün öğlen saatlerinde ilk yardımı atan arkadaşım da odur. Ne güzel. Sağ olsun, herkes gönlünden evet, ne koparsa yapacak. Evet. Yusuf Koç arkadaşımız biliyorsunuz bizim Sakarya Olgunlar Futbol Turnuvası'nın tertip komitesinde. Ama hem fikir olarak, hem organizasyon olarak, hem takımları bir araya getirme olarak çok büyük desteği var. İsterseniz geri kalanı zaten da o anlatsın. Kendisinden de birkaç evet, söz alacağız. Evet Şaban abi, buyurun. Evet dinliyoruz. Şaban abi. Duygu ve düşüncelerinizi. Valla duygularım şu anda katılımın çok yüksek olmadığı yönüyle ilgili biraz moralim bozuk, üzgünüm. Biz dediğim yok, gibi. Yok burada yani şimdi tabii. Bir hareket yaptınız. Tabii yani biz elimizden geleni yapacağız. Biz evet, Sakarya'daki bütün vatandaşların ben Gazze'ye hiçbir şey yapamıyorum deme lükslerini ellerinden almış olduk bu hareketle. Ben onu bilirim. Evet. Gelecek buraya, 1 lirasını da verecek.
İşte ne verirse versin o onun hayırıdır. Yani biz sunumu yaptık, biz hizmeti getirdik. Takımları da güzelleştirdik. Hem futbol seyrettirelim dedik, hem Gazze'deki Müslüman din kardeşlerimize. Orada resmen bir soykırım oluyor. Müslümanlar kırılıyor orada. Yani orada bir damla seruma muhtaç olan insanlara biz buradan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bütün çabamız, gayretimiz bu. Yani yırtılıyorum. Yani yırtılıyorum. Yapacak bir şeyim yok. Yani niye yapabilirim? Yapacak yani, bir şeyimizi zaten yani, yapmışız. Çok böyle, çok yani aslında içimdekilerini dökmek isterdim ama çok derine gireceğim için yani hiçbir şey dökmeyeyim. Ben yani gelen takımlara ben başarılar diliyorum. Biz gerekeni yapmaya çalışacağız, yapacağız yani. Bir şampiyon olacak mı efendim? Vallahi hepsi şampiyon. Bir derecelendirme olmayacak. Bir kere takımlar şunu söyleyelim. Sakarya Olgunlar Futbol Turnuvası'ndaki ekibi ve üzerine hatta birkaç ünlüyü böyle ilave ederek çıkacaklar. Daha hoş bir futbol olacağını düşünüyoruz. Hepsi şampiyon. Bu amaçla burada ya sahaya çıkıp da her atan takımların hepsi şampiyon. Şimdi burada karşıdaki caminin tarafındaki, parkın tarafındaki tribünler varken 1208 tane koltuk vardı. Yani oturarak seyredilecek 1208 tane koltuk vardı. Biz karşıdaki evet ama karşıdakileri biz turnuva bittikten sonra çektik. Yaklaşık ne kadar? 300 tanesini çektiğimizi düşünelim. Geriye kalıyor. Yani 1000 kişilik oturma kapasitemiz var. 800 kişilik yine oturma kapasitemiz var diyelim. 1'er lira olsa 8 lira, 2'şer lira. Tabii. Yani çok ciddi rakamlar çıkar diye umduk. İnşallah yani bugün belki İnşallah. Belki düşüncemiz gerçekleşmeyebilir ama bunun cuma günü de var. Evet. Cuma günü belki daha hoş olur, daha İnşallah. Katılım fazla olur. Maçta bir saat seyir oldu bir Olsun. Yanlış anlaşılma yüzünden. Belki o zamana kadar da yine izleyiciler de birçok katılan olur. Evet, hoş peki. bir akşam olur inşallah. Peki. Tekrar teşekkür ediyorum. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Diyorum, bizim turnuvamızın yayıncısı. Her zaman beraberiz hocam. Her zaman beraberiz. Teşekkürler. Abi, ben de çok teşekkür ederim size. Abi.